Merhabalar değerli TV Kayseri izleyenleri. Yine bir Medeniyetin İzleri programında beraberiz. Medeniyetin izlerinde İslam'ın doğduğu Hicaz toprakları, Mekke, Medine ve burada ortaya çıkan 1400 yıl içindeki bir kısım eserlere Osmanlı katkısı, Osmanlı dokunuşunu takip etmeye devam ediyoruz. Mekke'deki Osmanlı dokunuşu imar hareketlerinden sonra Medine-i Münevvere Mescidi'nde Osmanlı'nın kattığı değeri, oradaki Osmanlı'nın izlerini takip etmeye devam ediyoruz. Medine Mescidi, Mescidi Nebevi etrafında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 10 yıllık medeniyet teşekkülü olarak, medeniyetin bir nevi İslam medeniyetinin çekirdeği olarak, nüvesi olarak ortaya koyduğu başlangıç bir şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da Medine ve çevresinde yayılmaya devam etti. Tabi bu İslam'ın medeniyet teşekkülünde cami merkezli bir hayat. Yani Medine'nin merkezinde Resulullah'ın mescidi diyebildiğimiz, ki sadece bugünkü anlamda mescit deyince namaz kılınan, 5 vakit namazın kılındığı bir mekan değil. İdari işlerin, siyasi işlerin, askeri işlerin aynı anda yürütüldüğü bir mekanı anlamak gerekiyor. Ve bu Medine mescidinin etrafında şekillenen bir de hayat var. Ve aynı zamanda hac, umre ziyareti vesilesiyle İslam toplumunun değişik ülkelerinden gelen insanların orada belirli bir süre bulunmaları gerekliliği, aynı zamanda Medine'de 40 vakit namaz kılma gerekliliği ibadetlere renk katan bir uygulama. Bu anlamıyla Resulullah'ın mescidi etrafında Osmanlı'nın izlerini Hicaz'da 5 yıl kadar emek veren, orada bulunduğu süre içinde sürekli hem Osmanlı eserlerini Mekke'de, Medine'de hem de Hicaz demir yolları ile ilgili birçok araştırma yapan değerli dostum, kardeşim Vedat Bey'le programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İnşallah, sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Faydalı bir program olur inşallah. Vedat Bey orada bulunduğu süre zarfında gerçekten eğitim maksadıyla bulunduğu o süre zarfında nasıl bir değer üretirim, nasıl bir insanlara faydalı olacak iş yaparım ibadet dışında, bu gaye ile adeta 800 kilometre, 1000 kilometre Hicaz topraklarında o çöl sıcağında kış, yaz birçok zorluklara katlanarak gidip birçok Osmanlı eserini tespit etmiş, fotoğraflamış ve bunları kayda geçirmiş. Bugün inşallah biz Medine'deki Medine Mescidi etrafında şekillenen mescitleri işleyeceğiz bugünkü programımızda. Benim aklıma hep şöyle bir soru geliyor Vedat Hocam. Yani Medine'nin merkezi bir mescidi var. Merkezi bir Medine'de Nebevi mescit var. Peygamber mescidi var. Peygamber mescidi dışında o kadar yakın yerlerde niçin başka mescitlere ihtiyaç duyulmuş? Yani evet. Bir gün insanlar 5 vakit bir şekilde o merkezi mescitte zaten namazlarını kılabiliyor. Yani 3 milyon, 5 milyon insanın aynı anda namaz kılabilecek evet. Bir alan söz konusu. Birçok da etrafında hemen 500 metre yakında bile yani çok yakın. 300 metre mescitler var. 300 metre evet. ileride mescitler var. Bu mescitlere neden ihtiyaç duyulmuş? Yani Mescid-i evet. Nebevi yetmemiş mi insanlara da böyle bir farklı tabii. isimlere yönelik yapılmış mescitler inşa edilmiş. Buyurun. İlk başlangıçta söylediğiniz gibi mescit anlayışı bizim medeniyetimizde farklı bir konumda. Zaman zaman bunun da şeyi yapılır. Hani işte bir yere mescit veya cami yapıldığında işte yakınında cami var, ne gerek vardı gibi bir düşünce olur. Açıkçası ilk zamanlar ben de böyle düşünüyordum. Yani ama Medine'ye gidince ve biraz da üzerinde tefekkür edince bu işin böyle olmadığını. Şimdi hemen Mescid-i Nebevi'nin yanında birazdan şey yapacağız. Kamame Mescidi var. Dibinde Hazreti Ebubekir Mescidi var. Dibinde Hazreti Ali Mescidi. Biraz ilerisinde Hazreti Ömer Mescidi. Bunları birazdan inşallah ele alacağız. Ama İslam medeniyetindeki mescit anlayışı bambaşka. O mescitleri sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimizin hatırasını yaşatmak için her bir yere, her uğradığı, namaz kıldığı, abdest aldığı her bir mescide, her bir kuyuya
Değişik işte Gamame Mescidi'ne ekranda geldi, görüyoruz. Gamame Mescidi hemen 300 metre Mescid-i Nebevi'ye dibinde. Umre'ye hac için gidenler zaten bilirler. Tamamen Osmanlı tarzı yapılmış bir eser. Onun dışında söyleyeceğimiz mescitlerle ilgili yine o bilinenin aksine mescitler sadece ibadet anlayışıyla yapılmaz. Bir anlamı olan, bir hatırası olan bir mekana biz öyle paganist veya materyalist düşünceye sahip insanlar gibi bir böyle bir ne yapmayız? Bir anıt yapmayız, işte heykel yapmayız. İslam medeniyetinde bu tür yerlerin hepsine mescitler yapılmış. Peygamber Efendimiz mesela bu Gamame Mescidi'nde bayram namazı kıldırmış, yağmur duası yapmış. O hatırayı yaşatmak için ne yapmışlar? Buraya mescit yapılmış. Daha sonra bu mescitler korunmuş, devam etmiş. Bu tamamen Gamame Mescidi, aynı zamanda bulut anlamı taşıyor Arapçada. Bulut mescidi. Böyle bir özelliği var mescitlerin. Bu girişle yaptıktan sonra Gamame Mescidi'ne de böylece giriş yapmış olalım. Ama altını çizeyim. Yani mescitler İslam medeniyetinde özellikle Medine'de çok önemli yere sahip. Peygamber Efendimiz'in hemen hemen yani elhamdülillah hepsine, bazı yıkılanların mekanını da gidip görmek. Oralarda mesela bazı yerlerde de mezarlık haline gelmiş. Mezarlığın içerisinde mescidin kalıntısı var ama herhangi bir şeyi kalmamış. Ama orada o mescidin olduğu biliniyor. Tarihi kaynaklarda, Medine tarihini yazan kitaplarda yazıyor. Bu anlamda mescitler çok önemli bir yere sahip. Herhangi bir olayı, herhangi bir yaşanan, unutulmaması gereken bir simgeyi ifade etmek için hep mescit yapmış. Ecdadımız da, Müslümanlar da buna özellikle dikkat etmişler. O yüzden yani bir yerde mescit yapıldığı zaman onun simgesel değerini iyi düşünmek gerekiyor. Yani burada mescide ne gerek vardı? Mesela eskice bizim eski mahallelerimizi düşünün. Kayseri'nin eski mahallelerinde küçük küçük mahalle mescitleri vardı. Yani o küçük mahalle mescitlerinin önemi daha büyüktü. Bunu düşündüğümüzde mescitlerin gerçekten şeyi önem büyük. Gamame Mescidi de işte Peygamber Efendimiz burada hemen Mescid-i Nebevi'nin dibinde 500 metre kadar yakınında tamamen Osmanlı döneminde Sultan Abdülmecid döneminde yapılıyor. Sultan II. Abdülhamit döneminde de bugünkü bu haline geliyor. Tamamen yenileniyor. Ve şu andaki şeyi tamamen Osmanlı tarzı. 10 tane kubbesi var. 2 tane işte şey tek minareli. Bu kubbeler Osmanlı tarzında yapılmış. Taş işçiliği yine Osmanlı aynen tarzında. Dediğim gibi dörtgen yapı şeklinde 10 kubbeden meydana gelen en bilinen Osmanlı tarzı yapıyı andıran Medine'deki Amberiye Mescidi dışındaki ondan daha önce olan bir eser. Amberiye Mescidi 2. Abdülhamit döneminde yapılmış. Bu daha eski. Onun hemen karşı tarafında 50 metre kadar ilerisinde de Hazreti Ebu Bekir Mescidi var. Gamame Mescidi'nde ezan okunup namaz kılınıyor mu? Bir görevlisi var mı? Namaz bir kılınıyor. Ezan okunmuyor ama namaz kılınıyor. Açık. Belli vakitlerde ikindi, öğlen vakitlerinde belli vakitlerde açılıyor. Ama bazen kapalı oluyor. Her zaman her vakitte sürekli açık oluyor dersek yanlış olur. Ama açık oluyor. Özellikle akşam namazı vakitlerinde açık oluyor. İçeriden de görüntüler vardı. O içeriden çektiğim bazı fotoğraflar vardı. Bu içeriden görüntüsü. Yani belli vakitlerde açılıyor. Namaz kılınabiliyor. Evet. O yönden yalnız diğer mescitlerde bu hemen Gamame Mescidi'nin biraz ileri 50 metre kadar ilerisindeki Hazreti Ebu Bekir Mescidi'nin kapısı burası. Hazreti Ebu Bekir Mescidi açık değil. Burada namaz kılınmıyor. Hazreti Ebu Bekir Mescidi. Yine Hazreti Ebu Bekir Mescidi de 40 metre mesafede. Gamame'nin hemen yakınında. Birazdan o meydanı çevresinin görüntüleri var. Onlar geldiğinde daha şey olur. Zaten gidenler umre için, hac için gidenler hepsi 3. Burada karşıda Hazreti Ali Mescidi. Hemen sağda Gamame Mescidi. Hazreti Ebu Bekir Mescidi. Üçü bir üçgen oluşturuyor adeta. Birbirinin yakınında dip dibe. Hazreti Ali Mescidi yalnız yeni bir bina. Tamamen yenilenmiş. Hazreti Ebu Bekir Mescidi Osmanlı döneminden yapısıyla aynı duruyor. Gamame Mescidi de aynı şekilde Osmanlı dönemindeki yapısıyla aynen duruyor. Karşıda da Mescid-i Nebevi'nin minareleri gözüküyor zaten. Yakın yani 300 metre. Bu Hazreti Ali Mescidi'nin de etrafı tamamen kapatılmış vaziyette. Şeye içine girmek, yaklaşmak tadilat zor. Var.
tadilat da demeyelim de İranlı hacıların çok fazla rağbet gösterdikleri için Suudiler etrafını tamamen kapatmışlar. Yani bir tadilat görünümünde ama o tadilat hiç bitmiyor. Öyle olunca kapalı vaziyette ama Hazreti Ali Mescidi'nin tamamen yenilenmiş binası. Osmanlı tarzını sadece minareleri biraz andırıyor. Tek minaresi o andırıyor. Başka gözükmüyor. İşte bu genellikle Gamame Mescidi'nin, Hazreti Ebubekir Mescidi'nin etrafı, çevresi, kubbeleri hep güvercinlerle doludur. Belli zamanlarda gidenler orada şey yaparlar. Hepsi zaten Medine'nin en önemli şeylerinde, Mekke'nin de öyle, güvercinler. Yani güvercinler her tarafta şeydir. Bu Raşid halifeler adına yapılan mescitlerin sembolik hatıra değeri ne? Onların mekanı mı, evinin olduğu yer mi? Neden şöyle, o isim verilmiş? Hazreti Ebubekir Ömer bin Abdülaziz yaptırmış o Gamame Mescidini. Hazreti Ömer Ebubekir Mescidini de öyle, Ömer bin Abdülaziz. Daha sonra devam ettiriyor Müslümanlar. Birinci özelliği, Peygamber Efendimiz buralarda bayram namazı kılmış. Yani bu Gamame Mescidinin bulunduğu yerde de yağmur duasını burada yapmış. Dolayısıyla bu hatırayı devam ettirmişler. Daha sonra Hazreti Ebubekir Mescidinin bulunduğu, Hazreti Ebubekir Mescidinin Abdülmecid'in tuğrası, onun yaptırdığını gösteren, o hala kitabesi ve tuğrası korunuyor. Şeyde de öyle, Hazreti Ebubekir Mescidinin bulunduğu yerde de yine bayram namazı kıldırmış Efendimiz Aleyhisselam. Aynı zamanda yine yağmur duası yapmış. Daha sonra Hazreti Ebubekir burada kendisi de bayram namazı kıldırdığı için orası da aynı şekilde mescit haline getirilmiş. Biraz bu Hazreti Ömer'in de bir mescidi var ama o nasıl ifade edilir? Biraz daha güneyde kalıyor, bu 100 metre kadar güneyinde binaların arası. Evet, binaların arasında olduğu için görünmüyor Hazreti Ömer Mescidi. O da yenilenmiş, o da kapalı Hazreti Ömer Mescidi de. Bu Hazreti Ömer Mescidi'nin orada da yine Peygamber Efendimiz bayram namazı kıldırmış. Daha sonra Hazreti Ömer de orada bayram namazı kıldırdığı için orayı Müslümanlar koruma altına almışlar, mescit haline getirmişler. Yani orada niçin Peygamber Efendimiz acaba Mescid-i Nebevi çok yakın, orada bayram namazı kıldırmamış da oralara gelip kıldırmış diye düşünülebilir belki ama yani açıkçası onun kesin bir şey yok. Muhtemelen oralarda oturan farklı kabile mensupları vardı. Onları onore etmek, onlarla birlikte olmak için oralara gidip oralarda onlarla birlikte namaz kıldığını düşünüyorum. Çünkü o dönemde Medine o kadar çok geniş değil. Kabilelerin olduğu o yerlere gitmiş. Ama bu üç mescit de hemen Mescid-i Nebevi'nin yakınında. Hazreti Ebubekir Mescidi de, işte Hazreti Ali Mescidi de, Hazreti Ömer Mescidi de. Tabii Hazreti Osman Mescidi de var ama o tamamen yok olmuş. Şu anda onun adına bir Hazreti Osman Mescidi var ama o şeylerde, kaynaklara baktığımızda onun o eski Hazreti Osman'ın mescidiyle alakasının olmadığı, sadece isim benzerliği olduğu ifade ediliyor. Yani aynı o, bu üçgen içinde mi, dörtgen evet, içinde mi? Oraya yakın. Hurma pazarı vardı eskiden, yıkıldı evet. Şu anda. O hurma pazarının hemen yanındaydı. Yakınında hala var Hazreti Osman Mescidi ama orası Hazreti Osman'ın o eski mescidi olmadı ama yakın bir yer. Muhtemelen çevresidir. Oraya onu yine diğer Hazreti Ali Mescidi'nde olduğu gibi tamamen yenilenmiş olarak, mimarisi yenilenmiş olarak yapmışlar. Yani bu dört halife, dört Raşid halifenin de Mescid-i Nebevi'nin etrafında bir mescidi var ve buraların her birinin de ayrı bir var, hatırası var. Önemli bir İslam tarihinde hatırası var. Osmanlı döneminde de bir şekilde yenilenmiş. Yenilenmiş, evet. Yani varlığı devam ettirip. Etmiş. Bu Hazreti Ali Mescidi özellikle dediğim gibi yine o da Ömer bin Abdülaziz. Yani Emevi halifesi, ikinci Ömer olarak anılan Hazreti Ömer'den sonra Ömer bin Abdülaziz. Buralara hep o mescitlerin ilk yapılış şeyleri bunlar. Tren istasyonunun hemen yakınında şimdi Amberiye Mescidi'ne geliyoruz. Yine Osmanlı'nın ayakta kalan tren istasyonunu anlatırken burayı inşallah istasyonu ele alacağız. Bunun hemen yanında olduğu için Amberiye Mescidi, Hamidiye Camii, Hamidiye Camii burası da. Yolun üzerindeki. Evet, yol üstünde.
Burası da tamamen Osmanlı. İçinden kubbe görüntüsü, mihrap, minber. Tamamen Osmanlı tarzında. Burası da her vakit namazı açık. Namaz kılınabiliyor. Öncelere bir restorasyon için kapatılmış. Yalnız sonra şimdi bazı arkadaşlardan öğreniyorum. Çevre düzenlemeleri vardı. Onlar da bitirilmiş. Şey güzel, çevresi güzel. Hemen yakınında da Medine Emirliği var. Valiliği diyeceğimiz. Medine Valiliği hemen yakınında. Yani emirlik binası deniyor ona. Yani idare binası. Medine idare binası. Amberiye Mescidi de böyle merkezi bir yerde. Hemen yanında Medine tren istasyonu. Merkez. Hamidiye Camii ile Amberiye Mescidi aynı mı? Aynı. Aynı isim. Amberiye bölgesi olduğu için Amberiye Mescidi deniyor. Ama 2. Abdülhamit yaptırdığı için Hamidiye Camii olarak geçiyor. Aynı şey mevki. Bu mevki Osmanlı Amberiye. Osmanlı mimarisi bizim Kurşunlu Camii'ye andırıyor. Yani Kurşunlu Camii'ye kubbesiyle şeyle hep çok benziyor. Şey tarzında. Evet, son cemaat mahalle. Evet aynı. Tren istasyonu binasıyla aynı şeyde yapılmış. Zaten aynı zamanda inşa edilmiş bir bina. Bu anlamda en önemli mescitlerinden birisi Osmanlı tarzında yapılmış binalardan birisi diyoruz. Bu anlamda bu Mescid-i Nebevi'nin etrafında yakın çevresindeki önemli görebileceğimiz Osmanlı eserlerinden şey bu. Burası da çok yakın yani 1 kilometre yok. 500 metre kadar belki 1 kilometre civarında şey Mescid-i Nebevi'ye o şeyi bilirsiniz tam yürüme mesafesinde buraya yürünerek ulaşılabiliyor. Zaten bu emirlik binasında eskiden Osmanlı kışlası varmış. O bölgede Osmanlı kışlası oraya emirlik binası yapılmış daha sonra. Hemen yanında Amberiye Camii, Hamidiye Camii diyebileceğimiz 2. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı eserin en önemlilerinden. Bunlar daha sonra özellikle 2. Mahmut, Sultan Abdülmecit ve Sultan 2. Abdülhamit döneminde önemli bu mescitler şeye özellikle Gamame Mescidi, Hazreti Ebubekir Mescidi tamirat görüyor. Zaten Hamidiye Camii o dönemde yapılıyor. 1908'de şey açılırken istasyon binası açılırken şeyde Hamidiye Camii de aynı zamanda açılıyor. Ya bu hemen hemen Mescid-i Nebevi'nin çok yakınında olan çok önemli ve Osmanlı tarzını da çok andıran eserler. Evet. Şimdi Mescid-i Nebevi etrafındaki bu mescitler, yani yakın mescitler, orada ibadeti ziyaret için gidenler için sadece rehberlerin götürdüğü yerler değil. Rehberler buralara götürmüyorlar ama bir şekilde otel güzergahı falan olduğu için insanlar görüyor. Görüyor. Gelirken giderken üzerindeki yazıyı okuyabilenler veya tarif edenler işte Ömer Mescidi, Ali Mescidi, Ebu Bekir Mescidi, Gamame Mescidi diye biliyorlar ama asıl önemli olan bu ziyaret esnasında, ibadi ziyaret esnasında mutlaka rehberlerin bir şekilde hacıları veya umrecileri götürdüğü bir bölge var ki o bölgeye mutlaka Medine'ye giden herkes götürülüyor ve orası gösteriliyor. Oranın da hatıra değeri yüksek olan bir yer. Bu yedi mescitler diye bilinen bölge. Evet, yedi mescitlere de bu şekilde giriş yapalım. Hendek Savaşı'nı biliyoruz. Yani bu değişik kabileler katıldığı için Ahzab Savaşı da olarak da bilinir Hendek Savaşı'na. İşte Peygamber Efendimiz Selman Farisi radıyallahu anh'ın tavsiyesiyle bu Sel Dağı'nın olduğu bölgeye, bu yedi mescitler şu anda görülen fotoğraftaki Hendek Savaşı alanının olduğu yere yaklaşık 2 kilometre civarında hendek kazılıyor. Bu bölge, bu yedi mescitlerin olduğu bölge İslam ordusunun karargahı. Farklı sahabelerin ve aynı zamanda sancağın dikildiği tepe, fetih. Burası bakın fetih mescidi. Burada Peygamberimiz Aleyhisselam buraya, buranın da ilginç bir bizim açımızdan şey var. Türk çadırı, Orta Asya tarzında Türk çadırı kurdurmuş buraya. Aynı zamanda sancak da dikil olan bu yere. Daha görkemli ve büyük bir çadır. Evet. Burada o savaş boyunca yaklaşık birkaç ay sürüyor Hendek Savaşı. O dönemde Peygamber Efendimizin o fetih mescidinin olduğu yerde dinlendiği, savaşı idare ettiği. O bölgedeki en yüksek yer. En yüksek yer. Diğer şeyler biraz daha aşağıda mescitler. Burası etrafı daha iyi gözetleyebilen, görülebilen yerler arasında. Buraya, gözetleme kulesi. Tabii gözetleme kulesi. Fetih Mescidi denmiş. Bu bina yani mescit yeni. Bu sonradan yapılmış. Yani 80'li 90'lı yıllarda daha doğrusu 90'dan sonra yapılmış bir mescit burası. Daha önce burada bu 7 mescitlerden işte Fetih Mescidi,
Selman-ı Farisi Mescidi. Bu Fethi Mescidi'nin içinden bir görüntü. İlk gittiğimizde burası tamamen kapalıydı. Çok izbe kötüydü ama içini temizlediler. Güzel restore edildi ve şu anda ibadete açıldı. Ziyarete gidenler burada namaz kılabiliyorlar. Burada o büyük yedi mescitlerin içi. Bu yeni bir bina. Burası da bayağı büyük bir mescit oldu. Umreciler, hacılar geldiğinde rahatlıkla içinde namaz kılınabiliyor. Teravih namazları kılınabiliyor. Pandemi döneminde burada Mescid-i Nebevi çok açılmadığı zamanlarda burada da teravih namazlarını kılıyorduk Ramazan'da. Burası da o anlamda önemli. Yani yedi mescitlerin diğer şey yapabileceğim, söyleyebileceğim Fethi Mescidi'nin dışında Osmanlı Padişahı Sultan 1. Abdülmecit döneminde tamamen yeniden inşa ediliyor bu Fethi Mescidi. Bu şekilde Osmanlı tarzında yeniden inşa ediliyor. Bu mescit, yedi mescitler diye bilinen mescitlerden en bilineni. Bilindiği gibi Peygamberimizin otağı, çadır dediğimiz yer buraya kuruluyor. Efendimiz Ahzab Harbi'nde düşmanları burada uzunca beddua etmiş. Peygamber Efendimizin beddua ettiği birkaç şeyden birisi de burası. Namazları aksattıkları için, müşriklerin o saldırıları çok yoğun olduğu için Müslümanlar namaz vakitlerinde namazlarını tam zamanında eda edemiyorlar. Bu yüzden bu Kureyş'in Hendek Savaşı'nda müşriklere beddua ettiği yerde burası. Burada 3 gün boyunca pazartesi, salı, çarşamba günleri Peygamber Efendimiz müşrik ordusuna beddua etmiş. Sel Dağı'nın bir kenarında bulunan bu mescide Fetih Mescidi dendiği gibi Ahzab Mescidi de adı veriliyor. Belli zamanlarda buraya gelip işte Müslümanlar dua ediyorlar. Burası da hemen aşağısında o 20-30 metre kadar aşağısında Selman-ı Farisi Mescidi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh da bu istişare sırasında Medine'yi nasıl savunulacağı konusunda istişare yapırken Selman-ı Farisi Hazretleri, ya Resulullah biz şehirlerimizi korumak için hendekler kazardık. Böyle yapalım deyince o teklifi kabul ediliyor ve onun hatırasına Selman-ı Farisi'nin adına yapılmış yine aynı şekilde Osmanlı tarzında. Bu da yedi mescitler alanının gösteren görüntü. Hemen aşağıda Hazreti Ömer Mescidi gözüküyor. O tek kubbe şeklinde bu Selman-ı Farisi. Burası evet Hazreti Ömer Mescidi burası. Hemen bunun biraz kuzey tarafında Hazreti Ebubekir Mescidi vardı ama orası tamamen yıkılmış. Hiçbir şey yok, eser yok Hazreti Ebubekir Mescidi ile ilgili. Buralar hep bu Hazreti Ömer Mescidi, Hazreti Ebubekir. Mesela bu Hazreti Ömer Mescidi'nin arkasında Hazreti Ali Mescidi ve Hazreti Fatıma annemizin bir çadır kurmuş. Orada yaralanan sahabeleri tedavi edildiği bir çadır olduğu için. Aşağıda. Evet, biraz daha hemen çok uzak değil, 50 metre ilerisinde. Burada Hazreti Ömer Mescidi'nin yine burada çok harabe vaziyetteydi. Üstü böyle çok kötü şekilde kapalı şeydi. Ama burada restore edildi gayet güzel. Yine içinde namaz kılan. Burası işte Hazreti Ali Mescidi burası da. Hemen şu sağ tarafta görünen küçük yerde, çukur gibi olan yerde de Hazreti Fatıma annemizin mescidi, daha doğrusu çadırını kurduğu yer olarak bilinen yerde kurulan mescit. Bu alan yedi mescitler olarak yani umre için, hac için gidenler biliyor zaten. Bu mescitler özellikle Hazreti Ali Mescidi de kapalıydı. Buradaki de kapalıydı. Ama son zamanlarda ortaya çıkarıldı, restore edildi. Hazreti Fatıma Mescidi de öyle. Buralarda şimdi namaz kılınabiliyor. Yani şu anda da kılanlar vardı. Görüntüyü çektiğimde kılıyorlardı. Yani namaz kılınabiliyor şu anda. Gerek Fethi Mescidi'nde, gerek Selman-ı Farisi Mescidi'nde, Hazreti Ömer Mescidi'nde ve Hazreti Ali, Hazreti Fatıma Mescidlerinde namaz kılınabiliyor. Hazreti Ali Mescidi'nin, Hazreti Fatıma Mescidi'nin bir diğer şeyi de burası Hazreti Fatıma Mescidi. Sadece temel şeyleri ortaya çıkarılmış, etrafı çevrilmiş bir mihrap şeyde aynen ortaya çıkarılmış. Burada gelen ziyaretçiler namaz kılabiliyorlar. Böyle bir şey var. Burada Hazreti Fatıma annemiz adına hemen karşıda görünen de Hazreti Ali Mescidi olarak bilinen yer.
yedi mescitlerin şeyi, özelliği de bu şekilde belirtmiş. Görüntüler herhalde hep böyle sakin zamanda, pandemi döneminde çekilmiş görüntüler. Son iki yılın görüntüler sakin, olduğu için sakin görüntüler. Evet, daha öncekilerden de var görüntüler ama onları şey yapmadım. Daha yakın zamandan olsun. Çünkü bu Hazreti Ali, Hazreti Fatıma mescitleri o dönemleri de yoktu. Yani kapalıydı. Pandemi döneminde hep buraları ortaya çıkardılar. Etrafını düzenlediler. Güzel bir hale şey yaptılar. Getirdiler. Bu anlamda şeyde burası da önemli. Bizim gittiğimiz dönemlerde hıncan hiçbir kalabalık vardı. Aşağı yolun kenarına otobüsler diziliyor. Oradan gelen ziyaretçiler burayı dolduruyordu böyle. Adeta o yürünen yerlerden zor yürüyordun mescitlere. Burası da yine 7 mescitlerin civarında Beni Haram mescidi. Burada o Sel Dağı'nın o bir şey, Peygamber Efendimiz'in dinlendiği bir mağara var Sel Dağı'nın eteklerinde. Oraya çıkan yol üzerinde. Burası da Beni Haram Mescidi diye geçiyor. Burası da önemli bir mescit. Burada tamamen yenilenmiş vaziyette. Yani eski yapısı şey yapmıyor, durmuyor ama yeri belli. Daha önce burada eski tarzda bir mescit varmış. Burayı tamamen bu Beni Haram Mescidi'ni yenilemişler. Yeni bir görüntüye sahip olmuş. O Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şeyde, o Sel Dağı'nın yukarısında dinlenmek için çıktığı bir mağara var. Biraz şeyin, o yedi mescitlerin hemen arkasındaki Sel Dağı'nın üzerinde orada dinlenilmiş. O dinlendiği yerde de yani küçük ziyaretçiler bir mescit gibi bir şey yapmışlar. Orada namaz kılıyorlar, ziyaret edenler namaz kılıyorlar. Onu da birazdan gelebilir. Burası da Beni Haram'ın, evet burası işte. Bu küçük mağara gibi bir yerde Efendimiz Aleyhisselam sırtını yaslar, dinlenilmiş. Burası da o anlamda küçük. Burada da yine ya mescit sayılmaz ama oranın hatırasını yaşatmak anlamında gelip ziyaret edilebiliyor. Şey biraz yüksekçe bir yer. Muhtemelen bütün şeyi gördüğü için o Hendek bölgesini Peygamber Efendimiz şeyi, müşrikleri ve orduyu gözetlemek için muhtemelen buraya çıkıp hem dinleniyor hem de buradan etrafı, vadiyi kontrol ediyordu. Yani böyle bir şey var. Dinlendiği yer diyebileceğimiz, burada da zaman zaman ziyaret edip şey yapılabiliyor. Namaz kılınabiliyor. Yani yedi mescitlerin yedincisi mi oluyor bu? Evet. Bu da yedi. Bu biraz daha tepenin üstünde kalıyor. O etrafa çok yakın değil. Şöyle biraz tırmanmak gerekiyor. 15-20 dakika tırmanıp öyle ulaşılıyor bu yukarıdaki mescide. Normalde 6 mescit olarak görünüyor. Ama 7 mescit, 7 mescitler bölgesi. 7 mescitler olarak görünüyor. Hep saydığımda 6 çıkardı. Ben de 7. nerede acaba? Birleşmiş mi diye düşünüyorum. Yukarı tarafta. Daha doğrusu orada mesela onu şeyde kalelerle ilgili bölümde şey yapacağız. Fahrettin Paşa bu şeyin olduğu yere, küçük mağaranın olduğu yerin yakınına gözetleme kalesi yaptırmış. Onun da kalıntıları aşağıdan bakınca görülüyor. O şeyin kalıntıları da duruyor. Onun hemen yakınında kale inşa ettirmiş. Gözetleme kalesi. Evet, Hendek Savaşı'nın en dramatik ve uzun süren bir savaş olması, özellikle Müslüman ordunun konuşlandığı bölgeye yapılan bu yedi mescit olarak yapılan yerler, Osmanlı döneminde de bir şekilde korunarak orada sembolik mescitler yapılmış ama bu mescitler çok görkemli, kalıcı, uzun vadeli mescitler olarak düşünülmemiş. Sembolik değerine binaen biraz daha iptidai düşünülmüş. Şu andaki restorasyon çalışmaları da, Suud döneminde yapılan çalışmalar da bu sadeliğe ve iptidailiğe özen gösteriliyor. Yani orada o mescitlerin yerine çok görkemli, yüksek kuleli mescitler falan simgesel değil, simgesel mescitler yapılmış ama yolun hemen sol tarafındaki araçların konduğu yere yine büyük bir mescit inşa edildi. Şu anda faaliyette diyorsunuz. O mescit biz gittiğimizde henüz yapılıyordu. Yani yapım süreci devam ediyordu. Birçok kısmı açıldı şu anda. Bu Hazreti Ali ve Fatıma Mescidi'nin olduğu bölgede hınca hiçbir kalabalık vardı. Biz girememiştik mesela gittiğimizde. Özellikle o gittiğimiz dönemde İranlı hacılar herhalde keşfetmişler veya rağbet ediyorlar biraz daha o bölgeye. Kalabalıktan girememiştik yani. Girsek çıkamayacak kadar bir zaman istiyordu. O nedenle
umre veya hac için o bölgeye, Medine'ye gidenler mutlaka ve mutlaka bu yedi mescitler bölgesine uğruyorlar. Oradaki o Ahzab Savaşı'nın, Hendek Savaşı'nın gerçekleştiği hatıra, o dua, evet, dua şeyi, dramatik olayları canlandırmış oluyorlar. Bu şey görüntüler Uhud bölgesine geçti. Şühedai Uhud şeyi, Muharres Mağarası, Uhud Savaşı'nın sırasında Efendimiz Aleyhisselam'ın orduyu geri çektiği mağaraya yerleştiği yerde, burası bu tedavisinin, o mübarek dişinden yaralandığı sırada, esnada Hazreti Fatıma'nın tedavisini yaptığı mağara burası. Ama şimdi maalesef buranın hep üzeri betonla kapatıldı. Böyle içine girilip oturulabilecek haldeydi. Ama buranın üstünü tamamen betonla şu anda kapattılar. Evet. Yani son 2 yılda artık hiç girilmiyor. Burası da Fesih Mescidi. Uhud bölgesinde. 2011 yılında biz gittiğimizde henüz betonla kapatılmamıştı. İşte bu 2017 evet. 2017-2018'di görüntüler. Geçen yıl 2019-2020'de tamamen, şimdi birazdan da gelir o Uhud Muharres Mağarası'nın evet. Şeyi. Bu Fesih Mescidi şöyle. Peygamber Efendimiz orduyu geri çekerken bu bölgede dinleniyor, namaz kılıyor. İşte bunun hemen bir 5-10 metre gerisinde olan bu mağarada da Hazreti Fatıma annemiz tedavisini yapıyor. Dişini, o yaralandığı yüzüne şey geliyor. O yaralandığı yeri tedavi ediyor. Bu bölgede Uhud bölgesi. Biraz önceki görüntülerde Uhud şehitlerinin bulunduğu şehitlik vardı. O şehitliğin hemen yanında Hazreti Hamza Camii var. Orada biz gittiğimizde inşaat halindeydi. Birazdan onun da görüntüleri gelir. Hazreti Hamza Camii de Uhud bölgesinin en büyük camisi. Daha önce orada bir mescit vardı. Evet. Ama çok küçüktü, bayağı küçüktü. Umreciler, hacılar da bayağı sıkıntı yaşanıyordu. Biz gittiğimizde bitmek üzereydi. İki yıl sonra açıldı. Ve onun da bizim açımızdan, yani önceki mescit Osmanlı döneminde kalma bir şeydi. Şu andaki yeni, evet, bu Muharres Mağarası'nın şu anki durumu bakın, evet, girilebiliyordu. Tamamen betonla, evet, önlü betonla kapatıyorlar. Önlü betonla kapattılar. Oraya da yoğun bir ziyaretçi. Burası da kapanmadan önceki içi Muharres Mağarası'nın, evet, Efendimiz Aleyhisselam'ın Uhud Savaşı sonrası dinlendiği bu Uhud'un eteklerindeki mağara. Evet. Bizim gittiğimiz dönemde yoğun bir ziyaretçi akını vardı. Evet. Sabahın erken saatlerinde insanlar gidiyorlar minibüslerle, otobüslerle. Tabii rehberler götürmüyor. Biraz daha uzak duruyorlar. Evet, uzak duruyorlar ama korsan organizasyonlar bir şekilde bir taksiyle, bir minibüsle o bölgeye gidiyorlar. İkindi namazı öncesi ve sonrası. Evet. Namaz dışındaki vakitte bir şekilde orayı ziyaret ediyorlardı. Tabii bu Suud'un genel yaklaşım veya bu sembolik siyasi politikası gereği, yani mescit dışındaki yönelimlere pek hoş bakmıyorlar. Yani Medine Mescidi'nin dışındaki ziyaret yerleriyle ilgili insanlar alışmasın diye, insanlar orayı yol edinmesin diye o hatıralara sırtını dönüyorlar. Yani bir nevi. Biraz da bunun başka nedenleri var. Mesela o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud'da gizlendiği mağarada özellikle gidenler Türk hacılardı bizim gittiğimiz dönemde. Yani düz yola yakın da değil, yani biraz yürümen gerekiyor. Tabii, 150-200 metre kadar ufak bir tırmanış gerektiriyordu. Evet. Ve o dar Resulullah'ın asıl bulunduğu yere girebiliyorsun, ziyaret edebiliyordun oraya kadar. İnsanlar gidiyordu. Ama dikkatimi çekmişti. İranlı hacılar o bölgede gitmiyorlardı. Yani İranlı hacılar o Uhud'da Resulullah'ın gizlenmiş olduğu, çekilerek gizlenmiş olduğu o mağarayla ilgili gitmiyorlar. Evet. Daha sonra araştırdım. Biraz siyer kaynaklarıyla ilgili farklı yaklaşımları vardı. Şia kaynaklarının. Yani öyle bir çekilme olayının Resulullah'a yakıştıramıyorlar biraz da. Yani savaştan gizlenme, savaştan nasıl uzaklanma olamaz böyle bir şey gibi. Sanki bir Resulullah'a zül addediliyor gibi bir mekana dönüştürülüyor. O nedenle hiç İranlı hacılar o dönemlerde rağbet etmiyorlardı. Zaten Suud'un genel yaklaşımı da bu tür taş, kaya olarak gördükleri mekansal yerlere insanların yönelimini engellemek için, yani mümkün olsa Uhud'u, Hira'yı, Sevr'i bile
Mekke'deki insanların ulaşımına evet, kapatacaklar. O anlamda yol açmıyorlar. Açmıyor. Yani. Ama işte şöyle bir şeye gördüm. Son yıl özellikle dikkatimi çekti. Mesela şimdi gelecek Musabbah Mescidi var. Bu Fesih Mescidini de gelirken etrafını çevirdiler. Restore etmeye başlamışlardı. Anlayış değişti Suud'da. Biraz burası da Şehidayı Uhud şehitlerinin makamlarının bulunduğu yer. Değişti. Bu tür mekanları şimdi düzenliyorlar. Aynen o yedi mescitlerde olduğu gibi. İbadete açıyorlar. Yani bir farklı bir anlayışa doğru, daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Turistik değerini anladılar buraların. İnsanların buraya gelip ziyaret etmesinden bir şekilde hoşlanıyorlar. O yüzden biraz zihniyet değişti. Evet. Burası da Hazreti Hamza Camii'nin içi. Bunun da önemi şu, burayı inşa eden bir Türk firması, Türk inşaat evet, şirketi yapmış. Çok güzel bir mescit. Yani gidenler, Hazreti Hamza Camii'ni ziyaret edenler son 2-3 yılda bilirler burayı. Biz gittiğimizde inşaat halindeydi. 2017'de açıldı. Yani çok güzel bir mescit oldu. Uzaktan Mescid-i Nebevi görülüyor. Aynen tepesinin üzerinden görüntü burası. Aynen tepesinden Mescid-i Nebevi burası. Yine Aynen tepesinin üzerinde de Aynen Mescidi Osmanlı döneminde varmış. Biraz önce geçti. Hemen şu tepenin sol tarafında gözüken, uçta gözüken yer, insanların oturduğu orası Aynen Mescidi olarak biliniyor. Uhud çevresinde yani Osmanlı ile bağlantılandırılabilecek Aynen Mescidi var. İşte o Fesih Mescidi var. Mesela Hazreti Hamza Camii, yani akşamları da çok güzel görüntüsü Hazreti Hamza Camii'nin. Yani tamamen bir Türk firması tarafından gerçekleştirilmiş. Mimari tarzı da çok güzel bir şey diyoruz. Burası tabii Kuba'ya geçiyor. Bu evet. Kuba'ya tabii geçiyor. Uhud bölgesi Müslümanların ziyareti ve oradaki yaşanmışlık, o Uhud savaşının hatırasına binaen önemli bir yer. Yani düz ovada savaşın cereyan ettiği evet, mekan ve sırtını verdiği kuzey sıradağlar, ki o sıradağlar görkemli, çetin, yekpare taştan oluşmuş bir dağ kütlesi. Biz onu severiz. O da bizi dediği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud Dağı. Uhud Dağı'nın sadece bir dağ değil mi? Evet. Dağ silsilesi zaten. Evet, yaklaşık 2 kilometre kadar devam eden bir dağ silsilesi. Evet. Ve bu yaşanmış olayları orada yad etmek, orada bulunarak o Okçular Tepesi'ndeki hadiseyi yeniden gözünde canlandırmak, günün dingin vakitlerinde, belki namaz vakitlerinin dışında, belki bir akşam vaktinde, belki sabah namazının erken vaktinde gece orada tefekküre dalmak ayrı bir insanı ayrı bir haleti ruhiye de sürükleyecek bir olay aynı zamanda. Evet. O nedenle mutlaka gidenlerin kendini orada tefekküre ayıracağı, Okçular Tepesi'nde veya Uhud Dağı'nın bir kenarında, o görkemli dağın bir kenarında o Uhud Savaşı'nın cereyan ettiği olayları, Müslümanların galipken bir anda okçuların yerini terk etmesi ve dünyevi bir beklentiyle yerlerini terk etmesinden sonra ortaya çıkan o dramatik birçok sahabinin şehadeti, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dişinin kırılması, yanağının kanaması, birçok yaşanan olayları gözünün önünde canlandırarak adeta kılıç şakırtılar arasında, at kişnemeleri, kalkan sesleri arasında o dramatik Uhud olayını bir şekilde insanlar o bölgede, mekanında, makamında göz önüne getirmeleri gerekiyor. O anı 5 dakikada olsa yaşayacak zaman dilimini oraya ziyaret edenler ayırması gerekiyor. O anlamda gerçekten o bölge sadece bir taş parçası, bir kaya parçası, bir sığınıldığı mağara, bir mescid olarak değil, bir yaşanan hadisenin, o dramatik yaşanan hadisenin yaşandığı mekan olarak yeniden zihinde canlandırılması gerekiyor ki orada o bulunan insanların anlattığı veya tekrar ettiği şeyler, yani orada o hissiyata kapılı veriyor insanlar diyorlar. Gerçekten orada o anlamda ziyaret edilmesi ve mutlaka uğranılması gereken bir yer ki zaten rehber eşliğinde mutlaka gidiliyor. Medine'yi ziyaret edenler, her ziyaretçinin, umre veya hac maksadıyla giden her ziyaretçinin ziyaret ettiği bir mekan Uhud bölgesi.
Okçular Tepesi. Ve şu anda o mağaranın kapatılan beton dökülerek şu anda yakınına kadar gidilebiliyor. Mağaranın olduğu yerler ki hala orada şühedanın kanları, o şühedanın son nefesini verirken yaşanan olaylar insanın gözünün önünden bir şekilde film şeridi gibi geçiveriyor. Hazreti Hamza'nın şehadeti, evet. Hazreti Musab bin Umeyr'in Efendimiz Aleyhisselam'ın sancaktarı, onun şehit olduğu mekanlar, o hemen Aynen Tepesi'nin aşağısı. Mesela Hazreti Hamza'nın şehit olduğu yer, Aynen Tepesi'nin hemen aşağı bölümü. Yani Uhud bu anlamda mesela o şeyde, şehitlikte daha önce belli yerlerde türbeler de varmış. Osmanlı döneminde inşa edilmiş. Tabii daha sonra o şu andaki şehitlikte olduğu gibi onlar tamamen sadece etrafı çevrilmiş. Özellikle Hazreti Hamza'nın kabrinin bulunduğu yerde bir şey varmış. Osmanlı döneminde yapılmış bir türbe, kubbeli türbe varmış. O şimdi sadece şey var. Tabii şehitlik bir bilinen, o biraz önce gördüğümüz birinci şehitlik var. Bir de ikinci şehitlik var. Bir daha sonra bu bir sel felaketi yaşanıyor. O sel felaketinde bazı şeyler uzak bir yere gidince oraya o kemiklerin taş suyla gittiği yere ikinci bir şehitlik yapılıyor. Orada çok bilinmez. 100 metre kadar ilerisinde birinci şehitliğin ilerisinde bir yerde orası. O anlamda yani Uhud bölgesi gerçekten önemli bir mekan. Bizim açımızdan da dediğim gibi yani orada o Hazreti Hamza Camii gerçekten hem simgesel anlamı hem de değeri ifade itibariyle önemli bir yer ve bizim şeyler inşaat şirketimizin yaptığı güzel bir eser. O anlamda başından sonuna kadar gerçekleştirdikleri güzel, anlamlı bir eser. Bu şey Uhud bölgesindeki mescitler de bunlar. Bir de Kuba Mescidi, biraz önce hat şeyini gelmişti. Kuba Mescidi'nden de kısaca bahsedecek olursak, evet burası. Kuba Mescidi'nin iç bölümünde, onu ilk Mescid-i Nebevi'yi anlatırken de bahsetmiştik. Mehmet Hüsrevoğlu, Hattat Mehmet Hüsrevoğlu tarafından bu Kuba Mescidi'nin içindeki şeyler tamamen Türk Hattat tarafından yapılıyor. Kuba Mescidi'nin de bir diğer önemi, tabii Kuba Mescidi'nin o Osmanlı dönemindeki yapısı yok. Yenilenmiş tamam. 1980'li yıllarda, 84'te tamamen yenilenmiş. Bizim açımızdan değeri şu, ve daha önce de belki hatırlatmıştım ama şeye giden, umre için, hac için gidenler o yıllarda belli zamanlarda gidip Kuba Mescidi'nin inşaatında çalışırlarmış. Yani oraya bir bizim de bir katkımız olsun. O mescidin inşasına biz de bir yani elimizde destek verelim gibisinden. De Kuba Mescidi de gerçekten şu anda da görkemli bir şey mescit. Güzel bir mescit. Zaman zaman burada da cuma namazı kılmaya gidiyorduk. Bu anlamda biraz önce bahsettiğiniz gibi mekanlarda, mesela Kuba'da her cumartesi buluşma yerimizdi bizim. Mesela cumartesi günleri ikindi namazını genelde şeydeki Medine'deki Türkler şeyde cumartesi günleri ikindi namazını Kuba Mescidi'nde kılarlardı. İşte Uhud'a mesela zaman zaman cuma namazlarını Uhud'da kılardım. Zaman zaman gidip mesela birkaç kere denk geldi. Çok insanı farklı şeylere götüren, bir ruh alemine götüren yağmurlu havalarda Aynen Tepesi'ne çıkıp orada etrafı o şey yapmak, izlemek, o rahmet yağarken o farklı bir duygular insana yaşatıyor gerçekten. Zaman zaman onu da Medine'de, o işte Şüheda-i Uhud'a giderken, Kuba'ya giderken insan böyle gerçekten bir hayal aleminde mi, gerçekten o şeyin içerisinde mi olduğunu bazen değişik duygulara kapıldığı oluyordu. Yani ya gerçekten yaşadıklarım hayal mi, gerçek, burada mıyım ben, Medine'de miyim diye insan gerçekten öyle hissediyordu. Çünkü yani bir anda gidip Uhud'a gidiyorsunuz, oradan hemen geçiyorsun Kuba'ya ve bu genellikle yol güzergahımız, bizim işte okula falan giderken uğradığımız, şehre giderken uğradığımız bir güzergahtı Uhud'da, Kuba'da. O anlamda çok farklı duygular yaşatan şeylerdi. Evet. Tecrübelerdi. Yani gerçekten taşıyla, toprağıyla birçok hatıranın yaşandığı bu bölge anlatmakla bitmiyor. Biz bugün sadece ufak bir kesitini anlatmış olduk. Yani 7 mescitlerle beraber Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki yakın mescitler ve
Kuba Mescidi'ne kadar, Uhud Şehitliği'ndeki yaşanan hadiseler ve orada yeni yapılan Hamza Mescidi'ni anlatmış oldunuz. Bu bilgiler için, değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz Veyhat Bey. Ben İnşallah bu medeniyetin izlerini Hicaz topraklarında izlemeye, sürmeye devam edeceğiz. Sağlık ve sıhhat içinde esen kalın değerli izleyenler. Allah'a emanet olunuz.